Acı çekmekten niye bu kadar korkuyoruz? Çünkü sürüngen beyin aynen bir hayvan gibi, işte Max gibi, bir köpek gibi, bir aslan gibi, bir ceylan gibi, hayvanlar alemindekiler gibi keyif peşinde koşup acıdan kaçınmaya çalışır. Dolayısıyla sürüngen beynin acıyla bir problemi var yani. Üst bilinç ise hedefine ulaşma uğruna her tür acıya ve her tür strese en baştan hazırdır. Çünkü hepsiyle başa çıkabileceğini en baştan bilir. Betül demiş ki sizi ilk dinlediğim zaman ne dediğinizi tam olarak anlayamıyordum. Eğitimlere başladıktan sonra taşlar yerine oturdu. Evet, tam olarak anlamanız mümkün değil bence zaten. Çünkü sürüngen beyin EM frekansındaysa beynin frontal lobu FM frekansında çok yüksek bir titreşimde ve çok yüksek bir algıda, düşük algı ile yüksek algıyı anlayamazsınız. Yani radyoda EM titreşiminden FM'i duymadığınız gibi benim söylediğim birçok şeyi duymuyorsunuz zaten. Çünkü benim söylediklerimi gerçekten aynı titreşimde olduğunuzda gerçekten anlayacaksınız. Bir arkadaşımız demiş ki siz Türkiye için büyük bir şanssınız. Bence dünya için büyük bir şans benim gibi bu yoldaki hocalar. Çünkü her bir yetiştirdiğim liderle, her prefrontal lobunu aktive edebildiğim ve yüksek titreşimdeki kişiyle bütün dünyanın kaderi şekilleniyor, yani olması gereken oluyor. Hormonlar da kontrol ediliyor. Yani ben kendi adıma yaşlanmayı durdurduğumu deneyimliyorum. Daha yüksek bir bilinçte, üst zekada yaşlanma duruyor. Yani ben 2 yıl içerisinde 50 yaşındayım arkadaşlar. 2 yıl içinde 50 yaşındayım yani. Hani enerjim, her şey yani. Hani yorulmak nedir bilmiyorum. Yaratıcılığım çok yüksek, çok üst bir zeka deneyimliyorum. Dolayısıyla aslında şöyle diyebilirim. Sürüngen beyinde olan çoğunluk insanlığın deneyimiyle prefrontal lobu aktif insanların deneyimi çok farklı. Yani burada, işte sadece burada değil, burada Amerika'da işte MIT mezunu, Harvard mezunu arkadaşlarım var mesela. Onlarda da aynı şeyi görüyorum yani. Hani 60 yaşında 45 gösteriyor. Sürüngen beyindeki bir insanın 45'i gösteriyor. Çünkü sürüngen beyin dürtüler, duygular, kontrolsüzlük insanı yıprattığı için ve yaşlandırdığı için, yani ne diyorum? Alt bilinç, sürüngen beyin sosyoekonomik olarak aşağıda kalmana neden oluyor, yönetilmene neden oluyor, günü gününe yaşamanın neden oluyor, aşırı bir duygu var, o duygular sebebiyle aşırı hastalıklar var, aşırı problemler var, sefalet var, yüksek acı var, çok fazla acıdan kaçınma var, o yüzden daha çok acı var, böyle bir garip bir cehennem azabı içinde yaşıyor illüzyonda olan, sürüngen beyinde olanlar, aydınlanmış zeka içinde sosyoekonomik olarak yüksek standart, sosyoekonomik olarak daha yüksekte olma, sosyal hiyerarşide daha yukarıda olma, liderlik özelliklerinin ortaya çıkması, kendi yönetim kabiliyetinin olması, duyguların olmaması gibi bir durum. Ay çok güldüm. Tüm sürüngenler için büyük şans lafına. Çok alemsiniz bazen. Çok seviyorum bu yayınları bu arada. O kadar komik yorumlar geliyor ki sonra. Agorafobim var. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama bütün korkuların sürüngen beyin olduğunu çok iyi biliyorum. Bir arkadaşımız demiş ki aşırı yemek ihtiyacı, tok pençe yemek, işte anlattım zaten, sürüngen beyin, yani sürüngen beyin, alt beyin kendini yönetemiyor. Sürekli dürtüleri var, aşırı duyguları var. O yüzden kontrol, yani kontrolsüz demeyeyim de, yani yönetim kabiliyeti yok. Yani aşırı yemek istiyor, aşırı seks yapmak istiyor, aşırı içmek istiyor, sigara tüketmek istiyor. Sürekli bağımlılıklara doğru yöneliyor. Ne kadar alt bilinçteyseniz o kadar bağımlılığınız oluşuyor arkadaşlar. Yönetim kabiliyetinin eksikliği, korkuların fazla olması, duyguların fazla olması. Bunların hepsinin cevabı o.
Çok güzel. Hocam sizi seviyorum. Bir yıldır tüm videolarınızı dinliyorum. BreathHub'a üyeyim 5 aydır. Her kursu kendi çapımda yapmaya çalışıyorum ama eşim sizi her dinlediğimde dinleme o kişiyi der. Tabii ki yani benim için FM frekansını istemeyenler ve AM frekansında kalmak isteyenler için ben çok tehlikeliyim yani. Çünkü direkt tek hedefim sizi en üst bilince geçirmek. Eğer kalıpların içinde kalmak istiyorsanız, eğer işin seni ve kendisini doğrular, yanlışlar, günahlar, sevaplar, iyiler, kötüler alt bilinçte tutmak istiyorsa tabii ki Nevşe'yi dinleme diyecek. Yani bundan doğal bir şey yok. Bunların hepsi tercihlerle ilgili. Eğitim sonrası günlük çalışmaya ne kadar? Eğitim sonrası diye bir şey yok Ferhan bizim müfredatımızda. Benle çalışmaya başladığından itibaren hayatının geri kalanı eğitim. Çünkü müfredat öğrencisi olduğunda ki benle çalışacaksanız müfredat öğrencisi olmanız gerekecek. Çünkü bildiğim her şeyi öyle paylaşıyorum sizinle. Bir de işte dediğim gibi öyle özel VIP bir hizmet istemiyorsanız, bazıları çünkü VIP bir hizmet istiyor. Bazıları en iyisini istiyor. En üst sonuçları almak istiyor. Mercedes'e binmek istiyor. Bazıları fiyat araba da bana yeterli diyor. Ben kendi kendime yaparım diyor. Kendi kendinize yapmak için zaten BreathHub'ın içerisinde ustalık yolculuğu var. Onu dinleyerek her gün çok uygun bir ücrete ilerleyebilirsiniz. Bildiğim her şeyi orada da öğretiyorum. Ama genel olarak özellikle Nevşen Enstitü'den bahsediyorsanız müfredata katıldığınız an ben hayat boyu rehberinizim. Çünkü bilinç hayat boyu öğrenmeye devam eden bilinç, yüksek bilinç. Yani o yüzden hayat boyu öğrenme hakiki en üst bilinç seviyesi. O yüzden eğer ben hayat boyu öğrenmenize destek olamayacaksam sizi bilincin her an en üst seviyesinde tutamam. Bir arkadaşımız demiş ki, kızmış bana, peygamberiniz bu dünyaya gelmiş en yüksek bilinçtir. Siz de kim oluyorsunuz onun eğitim anlayışında? Sizin tavırlarınıza benzer şeyler olduğunu zannetmiyorum. Ayrıca firavunlar da var, milyonlar. Ya bence beni takip etme Haco, bir şey. Beni niye takip ediyorsun yani? Eğer madem peygamber senin için en yüksek bilinçse git peygamberinle bağlantıya geç. Beni niye takip ediyorsun, dinliyorsun şu an? Kapat yayını hemen. Hemen kapat. Bak söyledim. Beni dinlemeyin yani. Beni eğer kalıpların içinde kalmak istiyorsanız beni dinlemeyin arkadaşlar. Yıkarım yani, parçalarım, paramparça ederim bütün o kalıpları. Doğru zannettiklerinizin hepsi sınanacak bilimsel kafada ve bilimsel olmayan alt bilinçte doğruları sınansın istemiyor. İnandıkları sınansın istemiyor. İnandıkları sorgulansın istemiyor. Ben sorgularım. Bütün inandıklarınızı sorgularım. Çünkü bilinç, açık bilinç böyle bir bilinç. Her şeyi sorguluyor, hiçbir şeye inanmıyor. Ve o yüzden de çok güçlü bir inanca sahip, çok güçlü bir faith'a sahip çünkü hakikati görüyor. Her sabah nefes çalışmaları yapıyorum. Evet, üçüncü göz nefes çalışmaları BreathHub'ın içinde devam edin. Çok güçlü, çok etkili. Merhaba Ece, hoş geldin. Bütün arkadaşlarıma, öğrencilerime tekrar şöyle bir sorulara bakıyorum. Burada bu arada yani yönetici bilinçte en üst bilinç seviyesini ve yönetici bilinci anlatıyorum. Dolayısıyla aralarda da birçok bilinç seviyesi var. Yani bir takım projeleri yönetip ama hala sigara kullanan biri demek ki bilincin en üst seviyesinde değil. Henüz prefrontal lobu aktif değil. Tüm sürüngen beyinler fakir. Evet, fakirlik, sosyoekonomik seviyenin düşüklüğü, hastalıklar, duygular tamamı sürüngen beyinle alakalı. Karın nefeslerinden sonra para ve kariyerim değişti. İnanamadık eşimle. Sadece karın nefesinden değildir o Petül. Muhtemelen çalışmalardan da. Bir arkadaşımız sormuş ki hiç duygusal olmuyor musunuz? Duygularım var ama duygusal değilim diye cevap vereyim. Duygularım var, hassasım ve her şeyi hissediyorum. Ama değilim yani. Duygusal hiç değilim. Çünkü olanın hakikatini görebiliyorum ve şükran içinde ve ilham içinde yaşayabiliyorum her anımı. Bir de işte size anlattığım gibi yani bir kişi her an kendine 5 sene önce, 10 sene önce, 20 sene önce koyduğu hedefleri deneyimleyerek yaşıyorsa artık hayatta hiçbir korkusu kalmıyor ki veya hiçbir duygusal tetiklenmesi kalmıyor ki. Yani yaşam istediğin gibi kurguluyorsun, istediğin gibi yönlendiriyorsun. En üst refah
ve en üst standartta ve istediğin koşullarda yaşıyorsun. İstemediğin hiçbir şey olmuyor. Ve artık yaşamı yönetebildiğin, beyin titreşimi yüksek olduğu için yaşamı istediğin gibi kurgulayabildiğin bir beynin var. Dediğim gibi bu bilimsel olarak da desteklenmiş bir bilgi yani. Artık nörologlar bunu anlatıyor zaten. Beyin yüksek titreşimdeyken nasıl radyo frekansı yayıyor, nasıl telepatik herkesle haberleşiyorsun ve nasıl yaşamı istediğin gibi yönlendiriyorsun. Yaşam da bir titreşim çünkü. Dolayısıyla orada bir endişen kalmıyor. Müthiş huzur içerisinde yaşıyorsun. Evet, bu seviyeye gelmek kolay değil. Yani kolay değil derken hem kolay hem değil. Çünkü artık elimizde neşensiz müfredatı var. Ben 20 yıldır bulduğum bütün metotları, keşfettiğim her şeyi aktarıyorum size. BreathHub'ın içinde ustalar yolculuğu ve ustalık yolculuğu var. Benim bundan 20 sene önce bu hedeflerle yola çıktığımda sizin gibi müfredat gibi bir şey veya ustalık sınıfı, BreathHub gibi bir uygulamam yoktu. O yüzden çok daha uzun sürdü. Ama artık sizin bu kadar uzun sürmesi gerekmiyor. Çünkü artık metotlar var. Artık çok hızlı bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Biri demiş ki bizim peygamber Neşe Hoca, inanmayan gelmesin. Yani tabii değil, öyle bir iddiam yok. Yani benim birçoğunuz biliyorsunuz. Eskiden sadece peygamberler olarak anlattığınız kişilerin deneyimlediği yüksek bilinç seviyesini bugün milyonlarca insan deneyimliyor şu an üst bilinç seviyesinde. Dolayısıyla o yüzden zaten şu an 21. yüzyılda ben peygamberim diye biri çıkmıyor. Çünkü bilinç çok üst seviyede ve dal geçerler yani. O yüzden yani benim iddiam da değil, bilimsel olarak olan hakikat, gereken çalışmaları yaptığınızda, gereken metotları uyguladığınızda hepinizin en üst bilinç seviyesine gelme ve aydınlanma imkanı var. Bunu herkes yapamıyor çünkü herkes aynı adanmışlıkta değil ve aynı seviyede değer vermiyor bu konuya. O kadar. Değer verenler yapıyor. Bu arada yayında ilk kez bu kadar din falan öyle şeylerle karşılaşıyorum. Peygamber, din, Ramazan diye mi acaba etkilendiniz? Ay. Biri çok güzel, en sevdiğim konu ölümden sonra hakkında. Ölümden sonra ne deneyimlediğinizi FM frekansında, o bilinç açıldığında çok net biliyor olacaksınız. Bence sadece nefes çalışmalarıyla beynin önüne bunu açmak mümkün değil. O yüzden BreathHub'ın içerisinde ustalık yolculuğu var. O yüzden müfredat var. Bir arkadaşımız demiş ki yüksek bilince çıkmak önemli ama kalmak daha önemli. Eğitimde bununla ilgili çalışmam var. Yüksek bilinç kaldığın bir yer zaten. Eğer biri yüksek bilince seni çıkarıyorsa ve orada kalamıyorsan zaten hiç yüksek bilince çıkmadın. Yüksek bilince çıkma illüzyonu yaşadın. O yüzden öğrencilerimden bilincinde dönüşüm yaşayanlar asla bir daha geri gidemiyor. Dolayısıyla yani benim kendi yolumdan bahsedecek olursam Nevşen Üstü müfredatı, geri dönüşünüz yok. Dolayısıyla yüksek bilince çıktım, orada kalamadım diye bir şey en azından benim öğrettiklerimle mümkün değil. O bir illüzyon bence. Sorularınıza bakıyorum bu arada. Bunu bayağı idrak ediyorum demiş biri. Depresyon, kaygıya faydası oluyor mu çalışmalar? Anlattım yayının başında. Bir arkadaşımız demiş ki alt bilinçteyken yaşam bize oluyor gibi hissediyoruz. Aynen. BreathHub'ın içerisindeki ustalık yolculuğunu ve müfredatı tavsiye ediyorum. Sadece beynin prefrontal lobunu aktive etmek için bir kitapla yapamazsınız bunu. İyi bir hocanız olması gerekiyor, iyi bir eğitim almanız gerekiyor. Zihin eğitimi almanız şart arkadaşlar. Beynin bu anlattıklarım için, bu anlattıklarımın yansıması, beynin prefrontal lobunu aktive etmek için iyi bir zihin eğitimi almanız şart. Bunu yapmadan imkansız. Dolayısıyla tekrar şey yapmayın yani, sormayın bana.
Mucizeler kursu ile ilgili ek bir kurs olacak, takip edin. Eğer BreathHub'ın mail listesine üyeyseniz, bu da son duyurumuz olsun. BreathHub'ın içerisindeki mucizeler kursunu eğer yaptıysanız, yapmaya devam ediyorsanız, haftada bir canlı olarak sizinle Zoom üzerinden buluşacağımız ve mucizeler kursu maddelerinin üzerinde çalışacağımız, sizlerden bu konuda çok tepki geldi. Yorum geldi ve çok büyük bir istek geldi. O yüzden de reddedemedim. Bir şekilde şu anda ekibim programımı ayarlamaya çalışıyor. Haftada bir sizinle buluşacağımız ve mucizeler kursu maddelerinin üzerinden tek tek geçip yorumlayacağımız ve onları daha detaylı size anlatacağım bir canlı kurs başlayacak. Eğer BreathHub'ın mail listesine üye olmadıysanız üye olun. info@breathhub.app. Zaten bu tür biliyorsunuz kullanıcılarla bu tür webinarlar oluyor. O webinarlara katılabilirsiniz. Bir arkadaşımız demiş ki yüksek bilinç seviyesine yükseldiğimizin kanıtı nedir? Aslında bu yayını izle. Herhalde yeni katıldın, izlemedin hepsini. Yüksek bilinçte olan bir kişi yaşamının tamamını yönetir. İstediği her şeyi gerçekleştirir. Üst refah, üst standart, bütün hedeflerini gerçekleştirerek hiç hastalanmaz. Duygusal tepkiler deneyimlemez. Nötr bir şekilde, objektif bir şekilde, aydınlanmış bir şekilde beynin ön lobu, prefrontal lobu açık olduğu için çok yüksek beyin titreşimleri sebebiyle yaşamı tam olarak istediği gibi yöneterek hayatını yaşar, istediklerini gerçekleştirir diyebilirim. Sizi bir kere görmüş kişi aynı olamaz demiş bir öğrencim. Evet, beni canlı olarak görmek başka bir deneyim tabii. Çünkü o yüksek beyin titreşiminin içine giriyorsunuz. İşte niye mucize kursu aylar öncesinden doluyor ve niye bu kadar bir talep var? Duyuru bile yapmıyoruz ama mucize kursları doluyor. Çünkü ben yılda birkaç kere sadece Türkiye'ye geliyorum ve sadece birkaç kere mucize kursu yapıyorum. Hani belki daha çok yapsam, yani yapabilirim daha çok ve hani tekrar söylüyorum, orada bir maddi kaygım olmadığı için benim için çok kurs yapayım, çok öğrencim olsun, hiç böyle bir kaygım yok yani. Hani hayat düzenim içinde başka işlerim var, başka önceliklerim var. Birkaç kere yapabiliyorum senede mucize kursunu. Onunla yetineceksiniz. O yüzden en çok değer veren, en hızlı davranan kursa geliyor. O çok büyük bir hediye oluyor hayatlarında. Ve geldiğinizde kursa o yüksek beyin titreşimi olarak ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çok hızlı bir inisiyasyon oluyor. Birkaç gün içinde gerçekliğiniz değişiyor. Benim varlığıma girdiğinizde diyeyim. Başka şöyle bir sorulara bakıyorum. Aynen. Teşekkürler. Evet, imkansızı imkanlı kılıyor. Beynin prefrontal lobu bizi hayvanlardan ayırıyor. Evet, çok çok teşekkürler. Bu arada mucize kursu ile ilgili çok heyecanlıyım. İki günlerden çıktı. Bir hafta içerisinde Türkiye'deyim. Önümüzdeki hafta değil, bir sonraki hafta mucize kursu başlıyor. Mucize kursundan böyle küçük küçük canlı yayınlar mutlaka olacaktır. O canlı yayınlara da katılın. Vegan olmak, bir şey olmak falan gerekmiyor. Her insanın kendi yönetim kabiliyeti var. Ve kendini yönetenler, bu hayattaki liderler. Ben de o liderlere destek olmaya adadım hayatımı. Dediğim gibi bu benim duygusal olarak, duygusal demeyeyim de ruhsal olarak misyonumun açılımı. Bu şeyi özellikle mucize kursu, Nevşehir Enstitü müfredatı çok büyük bir keyifle yapıyorum. Benim part-time yan işim ama çok büyük bir keyifle yaptığım için ve sizi gerçekten kalben ilerletmeyi istediğim için benim için bir kişinin bile o beynin üst seviyesine gelmesi, beynin titreşimini yükseltip hayatı istediği gibi yönetmesi tek bir lider bile çok 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 kıymetli. O yüzden hayatımın sonuna kadar ne olursa olsun, kaç yaşıma gelirsem geleyim, bence mucize kursu vermeye ve Nevşehir Enstitü'de eğitimler vermeye devam edeceğim. Hoşça kalın, görüşmek üzere.